Nedir hukuk? Alemlerin Rabbi olan Allah-u Zülcelal'ın hakkını, hukukunu Allah'a vermek, insanların hakkını vermek, toplumun hakkını vermek, eşyanın, tabiatın, kainatın hakkını vermek. İşte bu hukuki duruşu, hukuki mücadeleyi formel ve şekilsel anlamlara boğmadan bu faydalılığınızı ve hayırlılığınızı nerede ortaya koyabiliyorsanız bir Müslüman olarak hayatı Allah'ın rızasına mebni kılacak şekilde bir çabayı ortaya koyabiliyorsanız bunun adına İslami mücadele deyin, cemaat deyin, STK deyin, isim olarak fazla da bir şey değişmiyor. Yani isme fazla takılıp özü kaçırmamamız gerektiğine vurgu yapıyorum. Diğer bir nokta, arkadaşlara söylemiştim, bilmiyorum belki şey etmediler de, yani az çok hepimiz biliriz, Osmanlı İmparatorluğu'nun son olarak geldiği geniş coğrafi alanı düşünün. Bu alan 24 milyon kilometre kare. Yani işte Balkanlardan Anadolu, Rumeler, Orta Avrupa, kuzeyde Baltık Denizi'ne 500 kilometre kalıyor. Ve bu taraflardan Orta Asya, Hazar'ın etrafları, güneyde Mısır, Fas, Tunus, epey bir yer gidiyor. Şimdi böyle bir Osmanlı 2009 yılında burada Remzi abimiz, İrfan kardeşimiz de vardı. Beraber Filistin Yol Açık konvoyuna katıldığımızda özellikle Sayın Başbakan'ın İsrail Cumhurbaşkanı'na karşı Van Munich çıkışından doğru sonra o bölgedeki insanlar, Müslümanlar yeniden yönünü, yeniden yüzünü Türkiye'ye dönmüşlerdi. Niye Türkiye'ye dönmüşler? Yani Osmanlı geçmişte çok toprağa sahip olduğundan, çok kahraman olduğundan, çok işte diyelim ki böyle nüfusu kalabalık olduğundan dolayı değil, kendi iç bünyesinde bir takım çelişkiler olmasına rağmen Lübnan'da kilisenin, havranın, caminin bir arada olduğu, her tür inanç mensubunun inancını rahatlıkla yaşadığı, adeta Osmanlı o zaman emperyalizme, Haçlı zihniyetine karşı İslam'ın bir kırıcı olmuştu. Ve yine Balkanlarla ilgili düşünecek olursak, benim bilebildiğim kadarıyla Balkanlarda kılıç zoru veya askeri müdahalelerden ziyade Müslüman gönül erlerinin, tarikat ehlinin veya ticaret erbabının yaşaması ve tebliği sonucu Balkanlarda ciddi bir İslamlaşma oluyor. Tabii bu 20. yüzyılda özellikle uluslaşma, milliyetleşme, milliyetçilik çabalarından sonra Osmanlı kendi alanından çekildiğinde Avrupa'da bulunan Müslümanlara ciddi ciddi zulüm ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Bulgaristan'da yaşanıyor. Bulgaristan'da bu zulme maruz kalan kitle, ya ana vatana gidelim, Türkiye'ye dönelim, inançlarımızı, değerlerimizi daha rahat yaşayalım diye geldiğinde bakıyor ki Türkiye'de durum Avrupa'dakinden daha çok işler acısı bir durumda. Yani bir tablo önünüze sermeye çalışıyorum. Yani bir yerde İslam'ın kılıcını kuşanmak, adaleti, özgürlüğü, hakkaniyeti götürmek ve buralardan çekildikten sonra da bir kaos, bir terör, bir kargaşa oluyor. Özellikle şimdi konuya başlayacak olursak, yani iddiasından, davasından, inancından, değerlerinden vazgeçmiş, vazgeçirilmiş bir toplum.
Yani kendi dininden, kültüründen, hatta kılık kıyafetinden, yakın bir günlerde Allah rahmet eylesin İskilifli Hatıf Hoca şapka devrimi vesaire kılık kıyafet üzerinde oynanan hilafetin kaldırılması veya Latin harflerinin gelmesiyle, yani kendi dinine, kendi kültürüne, kendi diline yabancı olan, yani belli bir dönem alim olup belli bir geceden sonra cahil hükmüne düşülen bir toplum. Yani İslami iddiadan, belirleyici olmaktan, merkezi olmaktan vazgeçirilmiş bir toplum. Sadece bu iddiasından da vazgeçirilmemiş, aynı zamanda İslam'ı yaşamasından da vazgeçirilmiş. Yani istikameti, yönü, kıblesi başka yönlere kaydırılmış bir toplum. İşte böylesi bir dönemde, yani camilerin kapatıldığı, Kur'an okumanın yasaklandığı, ezanların Türkçe okutulduğu, İslam ve İslam'ı değerler adına ne varsa tırpanlanmaya çalışıldığı bir dönemde, özellikle bizim Anadolu platformu manifestosunda da içinde yaşadığımız coğrafyanın yakın tarihindeki İslami gelişmeleri üç döneme ayırmıştık. İşte bu birinci dönem Batı'nın saldırısı karşısında, modernizmin tahribatı karşısında yenik duruma düşen, eziklik hisseden ve bu Batı emperyalizme karşı var olma ve direniş çizgisini sürdüren bir takım alimler var. Yani bunlar Cemalettin Afgani, Muhammed Abdu, Mehmet Akif Ersoy, Elmalı Muhammed Hamdi Yazır, Süleyman Hilmi Tunahan, Said Nursi Hazretleri, Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Bunlar emperyalizmin saldırısı karşısında inançlarına sahip çıkmak ve bu inanç değerlerini gündemde tutmak, toplumun Kur'an'la, İslam'la olan ilişkilerini kapatmama adına bir takım gayretlere giriyorlar. Şimdi böyle bir girişten sonra böyle bir coğrafya ve böyle bir Türkiye, yani dininden, değerlerinden, inancından soyutlanmış, soyutlandırılmış, soyutlandırılmaya çalışılan bir coğrafya. Yani dünyada merkezi bir güç olma iddiasını kaybettirmekle birlikte kendi coğrafyasında da kendini kendi yapacak değerlerinden uzaklaştırılan bir coğrafya. Şimdi tabii burada bizim bazı böyle parmak basacağımız veya dikkat çekeceğimiz çalışmalar, oluşumlar, mücedditler, alimler vardır. Bu bir nehir misali, her birinin akışı, her birinin bir havzada toplanmasıyla bir mücadele, bir dönüşüm olmuş. Yani ismini saymadığımız, unuttuğumuz veya sayamadığımız şeylerde yok sayma anlamında değil de topyekün bu toplumun dönüşümünde, oluşumunda her birinin ayrı ayrı bir payının olduğunu inanıyor. Hepsini rahmetle anıyoruz. Şimdi Türkiye'de de 1916'da kurulan bir Milli Türk Talebe Birliği var. Bu Milli Türk Talebe Birliği Darülfünun'da kuruluyor. Yüksek tahsilde bulunan gençlere hitap eden bir gençlik hareketi. Özellikle bunlar başkanı ve yönetim kadrosunun durumuna ve ideolojik yapısına göre şekil alıyor. Genelde milliyetçi, muhafazakar kesimler yer alıyor. Hatta dönem dönem solcuların da hakim olduğu zamanlar oluyor. 60 ihtilaliyle birlikte özellikle sola karşı bir kayış var.
ve Türkiye İşçi Partisi'nin kongresi de MTTB'nin konferans salonunda yapılıyor. Yani bu kadar MTTB sol fraksiyonun eline geçecek şekilde bir yakınlaşma olmuş. Hatta daha önceler mesela ki MTTB'nin ableminde bir bozkurt var, Hilal var. Sonraları bu bozkurt yerini kitaba bırakıyor. Özellikle 61'li yıllarda Çanakkale şehitlerini anmaya giden MTTB'li gençlik vapurla gittiğinde vapurda işte tabiri caizse affedersiniz bir alem yapıyor. Yani ecdadı, şehadeti, şehitleri anmaya giden komünist bir gençlik. Yani Milli Türk Talebe Birliği böyle bir dönemden, böyle bir anlayıştan geliyor. İlk defa Rasim Cinaslı, milliyetçi muhafazakar, İsmail Kahraman ve 1969 Burhanettin Kayhan milli görüş çizgisine yaklaşıyor. 1971 arasında da Ömer Öztürk döneminde de Milli Türk Talebe Birliği gerek teşkilatlanma, gerek aktivasyon, gerekse anlayış ve düşünce olarak daha İslami bir noktaya geliyor. Yani böyle millici, mukaddesatçı şeyden biraz daha sıyrılarak kendi kaynağına dönme, kendi değerleriyle tanışma fırsatını, zeminini yakalıyor. Yani bu dönemde teşkilatlanma olarak da Milli Türk Talebe Birliği'nin zirve yaptığı bir dönem o zamana kadar